Yine mi çaldın yumurtalarımı? Bak 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 bak. Gel bakayım buraya bacaksız. Gel. Şengül, gene yıktın ortalığı, yıktın ya. Ne bağırıyorsun sabah sabah? Fare gibi giriyor kümese. Yine çaldı yumurtalarımı. Kız tamam bırak, ne yapıyorsa yapsın. Çocuk o eğleniyor işte. Aman aman, yeğenine de hiç laf söylettirme. Hademe maaşını ev döndürüyorum burada. Ben boşuna mı besliyorum o tavukları? Sen organik yumurtanın tanesi kaç para biliyor musun? Belki satacağım yani. Ya bir saçma sapan konuşma Allah'ını seversen. Hadi gir içeri. Gir bana bir çay dök hadi. İşe geç kalıyorum hadi. İyi tamam, koyacağım çayını. Hadi gir içeri. Çaktırayım şuraya çiviyi de. Görün bakalım kim giriyormuş bundan sonra içeri. Ha, insana bahçesinde bile rahat yok ayol. Yenge liseler arası şarkı yarışması vardı da biz de Doruk'la katılacağız. İyi iyi de niye böyle sıkış tıkış oturdunuz ya? Bize geçseydiniz. Ha. Yok yenge biz böyle iyiyiz ya. Aynen Madrime, gayet sıcak tatlış bir ortam burası. Değil mi Doruk? Çum. Aha evet. Doruk ya oğlum hazır o elindeyken şey biliyor musun onu çalsana ya. Neydi o kız? Ne? Kız söylüyordum ya. İyi ya. Biz kulağıma söylüyordun ya hep. Dur nasıl o ya? Sokar kütüğünden, içilmez köpüğünden. Sokar kütüğünden, içilmez köpüğünden. Yılan olsam sarılsam yarimin topuğundan. Ah yılan olsam sarılsam yarimin topuğundan. Aman aman elmalı kız seni nerede bulmalı? Seni bulduğum yerde sıkı 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 sarmalı. Aman aman elmalı kız seni nerede bulmalı? Seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı. Aman aman elmalı kız seni nerede bulmalı? Seni bulduğum yerde de sıkı 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 sarmalı. Durun. Aman ya çalsana aman ya bak gençler oynuyor. Seni bulduğum yerde sıkı sıkı sarmalı. Kızım, kızım iyi misin? Adam da tutturdu iyi misin, değil misin diye. Sana ne yani, tanımam etmem. Hadi misin işte, işini yapsana. Orhan. Pilava bak dediydim altı yanıyor. Ah, ya dibi tuttuysa bunun şimdi. Ah Orhan ah. Oo bak neredeyse bunun dibi tutacakmış ha iki zamanında gelmiş. Heh. Hayırdır Orhan Efendi ne oldu? Anam bizim okumamızı çok istedi biliyor musun Şengül? Hem benim hem Veli abimin. Ama çalışmak zorunda kaldığımız için okuyamadık. Hayırdır inşallah. Bu hayırsız babam çekti gitti. Elindeki üç kuruş parayı da sağda solda çarçur etti. Anamla kaldık öyle el elde baş başta. Hayır belki okuyaydım. Bir doktor bir mühendis falan olaydım. Çocuklarım benimle iftihar ederdi belki. Niye öyle dedin ki şimdi? Hayır yani. Bunlar koleje gidiyor ya artık. Orada Adem olduğum için benden utanırlarsa. Orhan'ım. Ah kurban oldu. Ah. Bulmuşlar senin gibi merhametli, cefakar efendi babayı. Utanacaklar ha? Hele öyle bir terbiyesizlikler yapsınlar. Ben onların çarkına... Ama yine ağzını bozdun Şengül. Ne yapayım? Çok sinirlendim Orhan. Hadi kurban oldum. Hadi. Hadi bak pilavını. Hadi canım. Dur Hamza öyle dokunma. Öyle dokunma. Ay Orhan. Al şunu. Tamam oh, abi dur. Vereceğim dur. Al bununla tut. Şengül. Hı?
Biz bir şey mi kutluyoruz ya? Sen böyle sofra pek kurmazdın. Aşk olsun Orhan, içimden geldi. Üzümü ye, bağını sorma. Fena mı yapmışım? Yok gülüm, niye fena olsun ya? Çok güzel yapmışsın, eline sağlık da. Yani sebebi neydi onu merak ettim. Anne, bir şey soracağım. Diyorum ki acaba bana yeni telefon mu alsak? Eskidi bu ya, kapanıp duruyor. Alırız kuzum. Yaz bak, o kadar köfte yetmez, biraz daha koyalım sana. Hah, ye de kuvvetlen. Oh ya ne güzel, Aybüke'ye telefon. Bana ne olsun? Tablet olsun, olur. Sana da tablet alırız aslanım. Ya bize büyük ikramiye çıktı da benim mi haberim yok Şengül? Onu alırız, bunu alırız, hayırdır? Olabilir Orhan. Belki çıkmıştır, belki çıkmak üzeredir. Belki zengin olmuşuzdur, haberimiz yoktur. Yani dünyanın bir türlü hali var. Gün doğmadan neler doğar? Ha gülüm ha, sen böyle güzel hayaller kurmaya devam et. Ha, ha. Şimdi bana telefon alıyor muyuz, almıyor muyuz? Ya yok kızım, ne telefonu ya? Eskisiyle idare et babacığım. Güzel annem, ellerine, kollarına, yüreğine sağlık. Ziyade olsun. Afiyet olsun aslanım. Ben bir kuzenlere gideyim ha. Ben de geleceğim, dur. Emel gelecekmiş, televizyon izleyecekmiş. Gelsin, açarım ben ona televizyonu. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Ya sen istemen her zaman yaparım sana Orhan. Sen de çok güzel olmuşsun. Ya, hayırdır inşallah. Al al köfteye, köfteye. Orhan. 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 Ne oldu kız? Orhan, ben Ömer'e cep telefonu aldıydım ya. Onun parasını isteyemem değil mi? Şimdi ben ödeyeceğim, onun çaresiz. Yok, istersin ya. İstersin, istersin. Sen de utanma, sıkılma yok ki, istersin. Aşk olsun Orhan, istemeyeceğim dedim. Tamam, hadi yat uyu. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya sen nasıl bir insansın? Gözümün içine baka baka 40 tane takla atıyorsun ya. Ömer'in yüzünden oldu değil mi? Öğrendin tabii çocuğun zengin bebesi olduğunu. Kardeşlerine iyi davranmalar falan. Başladın yalaklanmaya. Belki sana da 3-5 bir şey atarlar zannettin değil mi? Öyle zannettin. Ne alakası var ya? İçimden geldi, tamamen iyi niyetimden. Hadi oradan. İyi niyetindenmiş. Şişt. Ben bilmiyorum sanki seni değil mi? Kızım sen menfaatin yoksa hiçbir işe el atmazsın. Varsa yoksa senin çıkarın, senin rahatın. Bu garibanlara ne olmuş senin umrunda değil. Sen ne kadar çok nefret ediyormuşsun meğerse benden. Lafı karıştırma Şengül, lafı karıştırma. Bak bir kere de suçunu bil, sus otur. Sus ya, sus. Azıcık vicdan kadın, azıcık bak, azıcık, azıcık. Orhan nereye, nereye gidiyorsun? Bak sakın, sakın, sakın Oğulcan'ın huzurunu bozma. Çocuğun beli ağrıyor yerde uyumaktan. Orhan saçmalama Allah aşkına. Aman ne bu havalar civalar, Allah aşkına Orhan saçmalama, yok. Nereye gidiyorsun? Çek şuradan. Sessiz ol. Orhan! Nereye gidiyorsun? Çocuklarda kalacağım ben bu gece. Bak vallahi şimdi gider Ömer'e Suzan'ın oğlu olduğunu söylerim ama. Söyle. Hadi söyle. Söyle de bak seni nasıl boşuyorum gör. Bu da yeni moda. Boşayacağım da boşayacağım. Boşayacağım da boşayacağım. Boşan. Gider Hilmiye'yi alırsın. Alık bir şey zaten. Tam sana göre, ağzı var dili yok. Sen otur. Ben çayını koyarım Orhan abi. Sen hakikaten manyaksın ya. Çek şuradan. Orhan, gece gece bağırttırma beni. Afiyet olsun. Buyur baba, beraber olsun. Annem ev su ikil yapmış bak. Ha. İyi yapmış. Sorar mısın Şengül Hanım'a? Hangi dağda kur dönmüş acaba? Söyleyin kendilerine. Çocuklarıma yemek yapmak için hiçbir sebebe hacet yok. Kendileri de hala benim yaptığım yemeklerle doyuyorlar. Söyleyin lütfen Orhan Efendi'ye.
Bence herkes birbirini duyduğuna göre bir çevir yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. He kızım he, gerek yok. Amca alsana, çok lezzetli. Hadi alayım bir tane. Amca al börek de. Onda bir tane kalmış çocuğum. Onu ben sana yaptım, sen ye. Ya yenge, doydum ben. Amca sen... Aa Ömer, çok kızarım. Ben sana yaptım onu. Bak zaten süzüldün yavrum sen. Sen ye. Yiyeyim ben. Anan ne zamandır burada kızım? Ne bileyim, geldiğinden beri böyle işte. Ha. O zaman kesin gelirken bir şey oldu. Yatırlı perli bir evin önünden geçtiyse demek ki. Baksana uğramışlar buna, belli yani. Hem bir yandan laf sokuyor, hem de bir yandan benim yaptığım mercimek köftelerini löp löp yiyor. Lütfen kendilerini uyarın. Hadi hadi gidelim. Evet, daldık gittik. Afiyet olsun evladım. Allah zihin açıklığı versin. Heh, al gülüm bunu da. Tamam. Güzel gelsin dersiniz. Ellerine sağlık. Kurban olurum ben size. Sağ ol yenge. Canım benim. Eh, ben de gideyim artık. İyi, hadi abi, uğurlar var. Dikkatli sür arabayı. Ne yapıyorsun? Yardım edeyim mi? Ha yok yok, ben hallettim. Sen git içeride dinle. Şengül, ya çocukların yanında söyledim. Bak bir daha söyleyeyim. Bu akşam çok güzel oldu ya. Vallahi sağ olasın. Aşk olsun Orhan, ne yaptım ki? 4 tabak daha koydum masaya. Hem onlar da bizim ailemiz değil mi? Oh be Şengül. Vallahi şunu anladın ya, çok şükür ya. Ya bu çocukların anasız babasız neler çektiğini anladın ya. Onları kucağına açtın ya. Vallahi artık ölsem de gözüm açık gitmez ha. Aa, ağzından yer alsın Orhan, ne biçim laf öyle? Öleceğim öleceğim. Dur daha çocuklarımızın mürüvvetini göreceğiz. Yeğenlerimizin de. Belki dünya turu yaparız seninle. Ne? Dünya turu mu? Ha, zengin olursak gezmez miyiz dünyayı? Ne güzel olur değil mi? Hadi hadi. Ayağımın altında dolaşma hadi. Hadi ben bir kahve yapayım da. Şöyle karşılıklı içelim. Hay sen yaşa Şengül. Vallahi yap da içelim. Kaç gündür böyle tek başıma içim şişti ha. Küs küs. Hadi yap. Anladın benim kıymetimi değil mi? Ha? Anladın, anladın. Hello father. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk. Annem nerede? Dönmedi mi işten? İşte mi işte değil ananız. Nerede? Gelmeyecek. Yok artık. Tamam mı? Bitti. Bundan sonra biz bizeyiz. Nasıl yani fadırım ya? Öyle iade ettik biz der gibi falan. O nasıl laf öyle? Yok mok derken? Ya yok demek yok demek. Oğulcan ya. Nesini anlamıyorsun? Yok artık diyorum sana. Tamam bitti. Ne kavga mı ettiniz? He kavga ettik. Çıldırttı beni ya. Çıldırttı. Çıldırttı. Yeter artık. Aldım oğlunu. Defoldu gitti. Allah Allah. E nereye gitti ki? Lan cehennemi dibine gitsin be. Nereye giderse gitsin. Şeytan görsün onun yüzünü. Ben bir arayayım. Son bombası neydi peki? Neyin üzerinde patladı olay? Ya ne yapmış biliyor musun Oğulcan? Gitmiş Suzan Hanım'a, Ömer'i eğer evlatlığa kabul etmezseniz malınızı mülkünüzü alırız demiş ya. Ne? Ona ne ki bundan? Ne bileyim kızım? Ben 20 sene de anlayamadım bu kadını. Vallahi yeter, bıktım ya. Ben bu kadınla ne yapacağım bilmiyorum artık. Aradın mı Aybike? Arıyorum, arıyorum. Enzan nerede olduğunu öğrenelim. Aybikem. Anne neredesin? Nerede olacağım kuzum? İşimin başındayım. Nebahat Hanımlardasın yani. Ha, karısı ayrı, kocası ayrı yalvardılar. Ben de kıramadım, kaldım burada. Acıdılar herhalde halime. Niye, neyin var ki madırım? Ha? İyi misin? Şehzadem, kurban olurum ben sana. İyiyim evladım, iyiyim, iyiyim kuzum. O uyuz babanız mı arattırıyor sizi? Lan ben seni ne arattıracağım? Ne arattıracağım lan ben seni? Benim seninle ne işim olur acaba? Arattırırsın, arattırırsın. Sen bana bak Orhan Efendi. Damımla arayacaksın sen beni. Ama gör bakalım ben sana geri döneceğim mi? Aman ne olur dön. Ne olur dön ya. Dön de hemen bir rezillik çıkar başım, oldu mu? Ne rezilliği çıkarmışım ben?
Yetimlerin hakkını savundum ama anlayana. Ulan kim istedi senden böyle bir şey ya? Kim istedi senden böyle bir şey? Ya biz çekilelim baba ya. Al, al sen konuş ya. Vallahi istemiyorum. Ne konuşacağım ben onunla? Esas ben istemem. Aman 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 aman. Hiç babanızla muhatap etmeyin beni ha. Hele o bir sürüm sürüm sürünsün. Hele onun bir burnu sürtünsün. Bak o zaman konuşacağım ben seninle. Tamam anne anladım hadi. Konuşuruz sonra bay bay. Olur prensesim. Güzel kuzum benim. Tatlışım benim. Bana bak öyle aç bir aç gezmeyin ha. Dolaba yemeğinizi koyduydum. Güzel güzel yiyin olur mu kuzularım be? Öptük müdürüm. Bay bay. Neyse en azından nerede olduğunu biliyoruz yani. Sakinleşince döner herhalde. Başınızda hizmetçiniz yokken bakalım ne yapıyorsunuz? Eve ok götürüyordur şimdi. Aman bana ne be. Bunca sene ben baktım biraz da babası baksın bunların. Ben evi terk edip gitmişim bunlar. Kıkır kıkır gülüyor. Hiç umurlarında değil vallahi. Aha bir tane daha. Baba Allah aşkına buna bir daha temizlik görevi vermeyelim. Bak kafayı yiyecek böyle. Saçın dökülüyorsa topla. Saçını topla yani. Anne? Ha anne ya. Anne tabii. Ha. Ya ben anlamıyorum zaten sizi. Vallahi anlamıyorum. Bu kadar basit toplayacaksın ya. Saçın dökülüyorsa toplayacaksın. Aa madem. Ütüler yapılıyor, sofralar kuruluyor. Maşallah, maşallah. Keyifler tıkırında. Ya bu kızı nasıl saçı dökülüyor böyle ya? Süpürge almıyor artık. Alır alır, bir şey olmaz. Saat kaç olmuş? Hala kahvaltı yapılacak. Ay, öyle yağlı yağlı gözlemeler çocuklara yedirilecek falan. Çok yazık. Oğlum, sorun bakayım lan ananıza niye gelmiş? Sen sor. Anneciğim hoş geldin. Nasılsın? Nasıl olayım? Anne öksürüyorsun da bir şey mi var? Yok öyle. Köhür değil. İlaç falan aldın mı? Yok almadım. Ya bir şey versek ne versek? Hadırım. İstemez. Ben bakarım başımın çaresine. Yastığımı almaya geldim ben. Kafamı taşlara koya koya başım çok ağrıdı. Taş mı? Taşta mı yatırıyor kadın seni? İnsana evinden başka yer. Uçluğu yastık bile olsa taş gibi gelir. Sıcak bile olsa üşürsün, soğuktur. Adam olaydın da insanları çıldırtmayaydın o zaman. Hale bak. Her yerde tertemiz, düzenli, tertipli. Bravo valla bravo. Badırım, Badırım sanki dönmek istiyor gibi geldi bana. Baksana yüzümüz de böyle solmuş sanki. Ben de öyle hissettim. Dönmek istiyormuş gibi geldi bana. Ya siz acaba uzatmasanız mı? Ha? Gitme kal mı desem? Oğlum ben mi git dedim de şimdi kal diyeceğim ya? Var aklında bir şey ki çekti gitti. Tamam bana niye var? Hasta masta diye ben öyle şey etmiştim ama. Ha ne hastası be? Hepimizden sağlıklı o. Hepimizi gömer merak etme. Ne zaman ki o çocuklara yaptığı haksızlığı kabul edecek, ne zaman ki entrikalarından vazgeçecek, o zaman gelip otursun. Ama o güne kadar bu evde yeri yok. Sen beni daha çok ararsın Orhan Efendi. Ne arayacaksın lan seni? Ben bakmışım senin yalandan, dolandan, entrikandan. Ben de öyle iyiyim. Kafam rahat yani. Kafan rahat olsun. Sen de o kafanı var ya ne dağlara, taşlara vuracaksın. Rahat olsun kafan, dinlendir kafanı. Size de yazıklar olsun. Yıllarca yılan beslemişim koynumda. Biz ne yaptık anne? Niye öyle dedin şimdi ya? Harbiden anne ya, biz bir şey yapmadık ki. İşte bütün mesele de bu. Hiçbir şey yapmamış olmanız. İnsanlar anaları evden gidince Müge anılara çıkıyorlar. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ütü yapıyorsunuz. Sofra kuruyorsunuz. Ananızın yokluğunu bir gün olsun arattırmıyorsunuz. Şu çiçekleri de sulayın. Ah, bu minderleri de gel.
yesin, kediler işesin diye para vermedim ben. Üşenmeyin de akşamları kaldırın şunları. Öyle löp 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 löp. Gözleme yemekle, ütü yapmakla ana olunmuyor. Hastaymış öskürüyormuş. Hani nerede? Gitti öskürük falan. Ne bileyim, hastayım deyince inandım ben de baba. Adırım hala söyleniyor. Çok kızgın. Tamam bırak kalsın öyle ya. O çocuklara ettiklerinden sonra biraz burnundan gelsin. Çekil. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek gönül... Oh maşallah, maşallah. Keyfin yerinde bakıyorum. Aa, Orhan sen mi geldin? Ben hiç duymadım. Şeylan gibi sekiyorsun yine. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Ha? Yine numara yaptın bana değil mi? Aa, ne numarası Orhan? Azıcık mutlu oldum diye niye suçluyorsun beni? Bak beni aptal yerine koyup da asabımı bozma kadın. Koşuyordun lan geldiğimde. Orhan ne yapayım vallahi, evimi çok özledim. Çocuklarımı özledim. Seni özledim. Çantanı alıp geleydin o zaman. Ya sen niye böyle lüzumsuz işler yapıyorsun ya? Aramadın, sormadın Orhan. Bir de bir sürü bana ağır laf ettin. E hak ettin de ettim. Orhan benimle açık konuş. Sen beni hiç mi sevmiyorsun? Ya Şengül, sana tahammül etmek için çok sevmek lazım be kadın. Çok seviyorsun o zaman. Seviyorum. Seviyorum ama çok yıldım. Vallahi çok yoruyorsun, çok üzüyorsun beni Şengül. Orhan, vallahi yeminle diyorum, bugün milad olsun. Bir daha senden habersiz bir iş yaparsam. Zaten ben Nebahat Hanımların evinde oturdum düşündüm, böyle kafamı önüme koydum düşündüm. Dedim ki bak dedim Şengül dedim, Orhan'la dedim çok üzüyorum dedim. Aklım olmasa da inan. İnan kocam vallahi. Bak bu çocuklar yarın bir gün evlenip gidecekler. Hepsi bir yere dağılacak. Biz seninle kaç yıllık karı kocayız? Kim kalacak geriye? Aa senle ben. Orası öyle. İyi o zaman hadi bir kahve yapayım da karşılıklı oturup içelim ha. Vallahi burnumda tuttum kaç gündür. Tamam yap yapmasana da. Seni affettiğime beni pişman etme olur mu? Etme. Bak istersen dediğim hiçbir şeye inanma. Ama şuna inan Orhan. Ben seni çok seviyorum. Vallahi bunu yüreğim söylüyor ha. Ben senden razıyım Orhan'ım. Bak on numara adamsın. Metsin, çalışkansın, yakışıklısın. Tamam kız tamam hadi o kadar da şey etme. Ne yapayım? Ya tamam hadi tamam hadi kalk kahveni yap. Ben de bir elim izleyeyim. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.